Bir dostluk maçı. Önemli olan konu öncelikle Diyarbakır'da ilk olarak bir milli maç oynanacak. Ve özellikle devletimizin orada yapmış olduğu Avrupa standartlarında çok güzel bir stadyum var. O stadyumu da bu şekilde değerlendirmiş olacağız. Ve Türk milli takımının biliyorsunuz önümüzdeki Mart ayında Avrupa kupaları için grubunda ilk maçını oynayacak. Ona hazırlık maçı. Arkasından cumartesi günü Gaziantep'te Çekya'yla yine bir hazırlık maçımız var. Hedefimiz genç yeni oyuncularımız var kampa katılan. Bizim açımızdan son derece önemli. Milli takımı şu açıdan çok önemsiyoruz. Çünkü Avrupa'nın en genç takımı. İnşallah bu takımımız Avrupa şampiyonasına katılabilmek için 2024 yılında bir önemli mücadele gösterecek. Türk milli takımı özellikle birlik beraberlik açısından, bütün vatandaşlarımızı sevindirmek açısından son derece önemli. İnşallah güzel oyun, kaliteli oyun ve güzel sonuç almak için elimizden geleni yapacağız. Ve milli takımımız hocamızla birlikte çalışmalarına devam edecek. Şimdi bakacağız bir yandan hava durumu, bir yandan şehirlerin durumu. O günün şartlarına göre bunu yapacağız. Gerekirse tabii ki şu anda 40'dan fazla devletimizin yapmış olduğu çok güzel stadyumlar var. Hem oradaki vatandaşlarımıza milli maç tadını tattırmak, hem de bu statlarımızı en güzel şekilde değerlendirmek için bu gibi bir şeyimizi şu anda hayata geçiriyor. Şimdi Cüneyt Çakır'a bir jübile yapacağız Gaziantep'te. 5 dakika uluslararası olan bir maçı yönetmiş olacak. Daha sonra da ona bir plaket vereceğiz. Cüneyt Çakır Türkiye'nin son yıllarda yetiştirmiş olduğu en yetenekli, en başarılı hakemlerimizden bir tanesi. Bu zamana kadar 1600'den fazla maç yönetmiş hem Avrupa'da hem Türkiye'de. Dünya Kupası'nda yarı final maçları, Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda, Şampiyonlar Ligi'nde birçok maçlar, final maçı yönetmiş. Avrupa'da da onu bir yerlere getirmek için çaba göstereceğiz. Tabii ki biraz da bu Cüneyt Hoca ile ilgili oturup bu konuda konuşacağız. Eğer gerekirse ileriki zamanlarda bu konuda da bir teşebbüsümüz olabilir. Bizim amacımız önce bu jübile Türkiye'de ilk olarak olacak bir hakeme. Hakemlerimizi daha değerli hale getirmek istiyoruz. Her maçtan sonra hakemlerin konuşulmasını istemiyoruz. Gerek yöneticiler tarafından, gerek başkanlar, gerekse teknik direktörler tarafından. Biz artık bu kültürü değiştirmemiz gerekiyor. Hakemlerin konuşulduğu değil, futbolun güzelliklerinin konuşulduğu. Çünkü futbol göze hitap eden bir temaşa sanatı. Hakemlerin yerine taktikler, futbolun güzellikleri, gollerin konuşulduğu bir oyun sistemi olsun istiyoruz. O yüzden de bu şekilde bir harekette bulunuyoruz. Gel buraya. Gel buraya. Gel yanına gel. 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 Gel